Bakanlığı tarafından düzenlenen yılın sivil toplum farkındalık ödülleri töreni ve Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız, değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere AK Parti sivil toplum ve halkla ilişkilerden arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Sekiz sene önce Barış Manço'yu kaybettik. Barış Manço'yu da rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Toplumumuzun, ülkemizin zenginliğini, kültür zenginliğini toplumun bütün kesimlerine sevdiren değerli bir sanatçımızdı. Bu vesileyle rahmetle, minnetle anıyoruz. Ayrıca bugün bir üzücü haberimizde Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi de vefat etti. Bir süre önce bir kaza sonucu tedavi altındaydı. Bütün çabalara rağmen kurtaramadık. Vefat etti. Kendisine ve ailesine, Milliyetçi Hareket Partisi camiasına taziyelerimizi iletiyoruz. Çok değerli dostlar, AK Parti olarak sivil toplum ve halkla ilişkiler başkanlığımızın koordinasyonuyla bugün İlk defa sivil toplum farkındalık ödülleri vereceğiz. Marifet iltifata tabidir. Alıcısı olmayan meta zayidir diye Muallim Naci'nin güzel bir sözü var. Ödül almaya hak kazanan bütün dostlarımıza ve arkadaşlarımıza tebriklerimi iletiyor. Yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleriyle insanımıza örnek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Her ne kadar bugün Bursa Sait Avat Köyü'nün kadınlarından oluşan derneğin güzel ürünlerinden tatma fırsatı bulamadıksa da Başkanı Sermin Hanım da bugün aramızda. Köylü, köyün kadınları bir araya gelmiş, bir dernek kurmuşlar ve organik ürünlerin üretimine başlamışlar. Yemekte sohbet ederken dedim ki, pazarlama, satış probleminiz var mı? Yetiştiremiyoruz, Sayın Başbakanım dedim. Genellikle bir iş tutanlar, girişimciler ne kadar yatırım yapıp ne kadar büyük bir iş kuracaklarını hesap ederken nasıl satacaklarını, işin devamlılığını nasıl sağlayacaklarını düşünürler. Bu çok doğru bir düşünce. Eğer bunu düşünmezsek yaptığımız yatırım atıl olur, paralar da boşa gitmiş olur. Ülkemizin böyle bir problemi var. Sizi tebrik ediyorum. Güzel bir alan bulmuşsunuz. Hem köydeki komşularınızın, hanımefendilerin meşgul olması hem de onlara bir gelir sağlaması için bir araya getirdiniz, cesaretlendirdiniz ve güzel bir iş yaptınız. Artık ününüz Türkiye dışına da yayılmaya başlamış. Tebrik ediyorum. Bunun tabii bu küçük bir örnek Sermin Hanım'ın yaptığı ama bu Türkiye ölçeğinde bütün 55 bin köyümüzde büyütebiliriz. Böyle bir imkanımız var. Bizim amacımız şu değerli dostlar. Vatandaşlarımızı yurt içinde, yurt dışında yaşayan toplam 84-85 milyonu bulan bütün vatandaşlarımızı bulundukları yerde mutlu yapmak. Asıl olan
doğdukları yerde doymalarını sağlamak, geleceklerini, çocuklarının geleceklerini bir macerayla doğudan batıya göç ederek değil, doğdukları, büyüdükleri, havasını soludukları o kendi ana yurdunda, memleketinde sürdürmeleri. Bunu yaptığımız zaman birçok konuyu halletmiş olacağız. Bugün yaşadığımız göç problemi, mülteci problemi, terör konusu, sosyal sorunların temelinde bölgeler arasındaki refah farklılığı, kalkınma farklılığı yatmaktadır. Biz onun için terörle bir yandan güvenlik boyutlu, vatandaşın, milletin canına, malına kasteden bu alçaklarla mücadele ederken, diğer yandan da terörün merkezi konumundaki bölgeye yönelik hem manevi hem de maddi kalkınma projesini başlattık. Cazibe merkezleri projemizin esası, özü budur. Doğu ve Güney'deki 23 ilimizde terörün neden olduğu, kalkınmanın gecikmesini ve Doğu'yla Batı arasındaki farkı ortadan kaldırmak için çok iddialı bir proje başladı. Projeye daha açıklanır açıklanmaz Doğu ve Güneydoğu'da yatırım yapacak 1200 tane müracaat aldı. Toplam tutarı 20 milyar lirayı geçiyor. 20 katrilyon. Ayrıca 115 binin üzerinde doğrudan istihdam geliyor. Şimdi bunu niye anlattım? Saitabat köyünden yola çıkarak Türkiye'nin bir gerçeğini ortaya koymak için anlattım. Bizim sivil toplum kuruluşlarımızın en önemli görevlerinden biri çalıştıkları alanda toplumsal kucaklaşmayı, toplumsal birlikteliği sağlamak, ülkenin her türlü sorununa karşı ilgisiz kalmamak. Sorunları torunlara havale etmemek. Sorunları ele alıp çözümleri üretmek. Hepimiz, bu salonda bulunan veya bulunmayan, Türkiye'deki bütün sosyal gruplar, bütün paydaşlar, bütün sivil toplum kuruluşlarının ana görevi budur. Efendim biz sandığa gittik, iktidarı seçtik, bizden daha ne istiyorsunuz deyip kenara çekilmek yok. İktidar sizden yetki aldı, vaat ettiği işleri yapacak. Şeytan taşlamaktan fırsat bulursa. Ama sizin göreviniz bitmiyor. İktidara yön vereceksiniz, öneriler üreteceksiniz, fikirlerinizi paylaşacaksınız. Yanlış yapıyorsa da hukuk devleti ve demokrasi içerisinde uyarılarınızı da dosya yapacaksınız. Bu da sizin göreviniz. Sadece oy vermekle iş bitmiyor. Ve bunun hepsinin ötesinde temsil ettiğiniz alanda şemsiyeniz altında bulunan, çatınız altında bulunan bütün insanların beklentilerini karşılayacak güzel işler yapacaksınız. Efendim neyle? Yeşil alanları korumayla ilgili, yeşili korumayla ilgili bir vakfınız varsa, efendim çevrenin korunması, tarım alanlarının imara açılmaması için
mücadele etmek. Orman alanlarının eksilmemesi için mücadele etmek. Kurulacak fabrikalarda karbon dioksit salımını azaltılacak tedbirler alınıyor mu, alınmıyor mu? Bunlarla ilgili gözetleme yapmak, gereken tepkileri ortaya koymak. Ama bu hiçbir zaman ideolojik bir yaklaşım içerisinde olmaması lazım. Maalesef bizde bazı sivil toplum örgütleri toplumun genel beklentisini değil de bir takım marjinal ideolojik grupların sözcülüğünü yapıyor. Bunlar çoğunlukta değil ama bu gerçeği de bilmemiz lazım. Sayıları çok değil ama bazen gürültüleri de haddinden fazla oluyor. Düşünün Gezi olayları. Gezi olaylarında ne oldu? Oradaki parktaki düzenlemede 8-10 tane ağacın yerinin değiştirilmesi miydi mesele? Mesele o değil. Bağıranlar ne diye bağırmaya başladı? Efendim, dünyanın en büyük havalimanını yapmayın. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmayın. Osman Gazi Köprüsü'nü yapmayın. Marmara'yı yapmayın. Avrasya Tüneli'ni yapmayın. Yolları yapmayın, tüneller yapmayın. Bu ne demek oluyor? Bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. O günlerde Venezuela'da ve Meksika'da da benzer olaylar, Brezilya'da da benzer olaylar oluyor. Orada da insanlar sokakta. O sokaktaki insanlar da şöyle bağırıyor. Ya paraları çarçur etmeyin. Futbola, eğlenceye, oraya buraya harcamayın da yol yapın. Köprü yapın, tünel yapın diye bağırıyor insanlar yönetime. Aynı anda oluyor. Türkiye'de yapmayın, orada da yapın diye bağırıyor. Hangisi doğru? Değerli misafirler, ülkemizin kalkınması, büyümesi için muhannete muhtaç olmamak için daha çok çalışmamız lazım. Türkiye son 15 yılda Amerikalı üst düzey bir yetkili diyor ki Türkiye'nin son 15 yılda altyapı konusunda ne yaptığını görmeden bizim altyapı projelerine başlamamamız lazım. Biliyorsunuz yeni yönetim altyapıya çok yatırım yapacağını açıkladı. Sayın Trump ilk toplantısında yollar yapacağız, köprüler yapacağız, demir yolları yapacağız, ülkeyi bir baştan bir başa imar edeceğiz. Biz de dedik ki buyurun tecrübe burada gerekli desteği veririz. Veririz. Siz Türkiye'de hızlı tren olduğunu biliyorsunuz, Amerika'da olmadığını biliyor musunuz? Amerika'da hızlı tren yok. Türkiye'de var. Dünyanın en büyük havalimanını Türkiye yapıyor. Bu gürültülerin arkasında bir sebep var. Türkiye'nin etkin ülke olmasını geciktirmek. Edilgen olsun. Herkes konuşsun. Türkiye de arkasından gitsin. Bizim tarihi sorumluluğumuz var. Bu bölgede biz önemli bir emniyet unsuruyuz. Etrafımız ateş çemberi. Suriye'de 6 yıldır devlet yok. Irak'ta otorite yok. Buradan doğan bütün bedelleri ödeyen ülke Türkiye değerli dostlar. Her bir Suriye'de memleketini terk eden her beş Suriyelinin üçünü biz misafir ediyoruz. Üç milyondan fazla mülteciyi ağırlıyoruz. Ha bundan da gocunduğumuz falan yok. Bunu biz severek yapıyoruz.
Onlar bizim komşumuz. Onlar bizim dindaşımız. Her şeyden önce onlar insan. Biz insanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışının 600 yıl dünyaya hakim kılmış Osmanlı'nın torunlarıyız. Bize yakışanı yapıyoruz. Değerli kardeşlerim. Tabii biz bunları yaparken efendim bu Türkler iyi yapıyor. Hakikaten de güzel örnek bir altyapıları var, kampları var. Çok güzel efendim binlerce çocuğa eğitim veriyorlar, sağlık hizmetleri veriyorlar. Her ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Takdirlerin bini bir para. Takdir çok, takviye yok. Sadece takdir. Sırt sıvazlamakla yetmez. Uluslararası camia sorumluluğunu hatırlamalı. Biz yapacağız. 25 milyar dolar harcamışız. Gerekirse o kadar da harcayacağız. Allah'a şükür imkanımız var. Ama istiyoruz ki dünyanın diğer ülkeleri de bu yüke ortak olsun. Bugüne kadar 700 milyon dolar para ancak toplanabilmiş. Dünyanın imkanları bu kadar mı? Neyse, o tarafını geçelim. Değerli katılımcılar, hepiniz biliyorsunuz, siyasi partilerinde sivil toplum örgütleri gibi topluma öncülük etmek görevi var. Demokrasinin ve siyasi hayatımızın vazgeçilmezi olan siyasi partiler sadece siyaset yapmakla yetinmemeli. Siyasi partiler aynı zamanda ülkenin, milletin yararlı olan her türlü fikrin, her türlü girişimin yanında olmalı, destek olmalı. Bugün yaptığımız gibi. Bizim partimiz sivil toplum örgütlerinin ülkede farkındalığının yaygınlaştırılması için hayırlı bir hizmete imza atıyor. Fatih Şahin ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. AK Parti olarak bu çerçevede ülkemize katkısı olan proje ve uygulamaları bugüne kadar hep destekledik. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, partimiz kurulduğu ilk günden bu yana Türkiye'nin değişimin, yeniliklerin değişmez adresi olmuştur. Bu yönüyle aynı zamanda AK Parti de bir okuldur. Henüz 15 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen AK Parti siyasi hayatımızda çok önemli değişiklikleri birer birer hayata geçirmiştir. Partimiz hiçbir zaman bir zümrenin, bir bölgenin partisi olmadı. Daima millet odaklı ve önceliği Türkiye olan, Türk milleti olan bir siyaset yaptı. Siyaseti sağ diye, sol diye dar kalıplar içerisine sokmadan sağın da solun da değişim taleplerine cevap veren bir çizgiyi muhafaza etti. Aynı şekilde ülkesi için çalışan, üreten, hizmet aşkıyla gayret gösteren herkesin yanında olduk. Bundan böyle de olmaya devam edeceğiz. Bugün sosyal sorumluluk bilincini yaymak ve bu alanda farkındalığı daha da geliştirmek için bir aradayız. Bu meyanda memleket için fedakarca gayret gösteren ve birçok güzel projeler üreten herkesin gayretlerinin bilinmesini, tanınmasını, karşılık görmesini hedefledik. Ödüller birçok alanda var. Az sonra ödülleri takdim edeceğiz. Eğitim alanında kadın, insan hakları, hayvan hakları, üretim, aklınıza ne gelirse birçok konuda ödüllerimiz var. Her bir dalda
ödün almaya hak kazanan bütün proje sahiplerini teker teker tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, Türkiye sosyal sorumluluk kavramının hakkını sonuna kadar veren bir ülkedir. Az önce anlattım. En büyük sosyal sorumluluk, savaştan canını kurtarmak için ülkemize sığınan 3 milyon kardeşimizdir, Suriyelidir. 5 yılda bu ülke topraklarında hayata gözünü açan 200 bin Suriyeli çocuk var. Onlar bu topraklarda doğdu. Onlar bu toprakların insanı olarak büyüyecek, yaşayacak. Biz Suriye'den ülkemize gelen, misafir ettiğimiz bütün göçmenlere sağlık hizmeti veriyoruz. Büyük bir çoğunluğuna eğitim hizmeti veriyoruz. Meslek öğretiyoruz. Ve hayata tutunmaları için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Bu işin bir tarafı. Diğer tarafını da söyleyeyim. 2002 yılında Türkiye'de hükümet eliyle, devlet marifetiyle yapılan sosyal desteklerin tamamı 3 milyar civarındaydı. 3 katrilyon. Bugün ne kadar biliyor musunuz? 45 milyar. 15 kat sosyal devlet solcu olmakla olunmuyor. Sosyal devlet sosyal ihtiyaçları görmekle oluyor. Bu işin lafını yapmakla olmuyor. Solcu dostlarımız, sosyal demokratlar bol bol konuşuyor. Sosyal projeler, sosyal katılımcılık, sosyal adalet sadece konuşurlar. Ama konuşmadan yapanlara bu ülkenin ihtiyacı var. Adres de AK Parti'dir. AK Parti az konuşan, çok çalışan partinin adıdır. Milleti için, ülkesi için ilk günden beri Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin sorunlarını dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik. Elhamdülillah bunun karşılığını da millet veriyor. 11 referandum seçim geçirdik. Her birinde de milletimiz yapılanları gördü, takdir etti ve gereğini yaptı. Millete bizim söyleyecek tek bir lafımız yok. Hele hele 15 Temmuz'dan sonra milletin karşısında ceket alıp kaçmak değil, şapka çıkarmak yapmışız. Başka hiçbir şey yapamaz. Böyle bir millet demokrasiyi konuştu, korudu, Türkiye'nin geleceğinin aydınlık günlerini teminat altına aldı. Bu millet için daha ne yapacaksın? Gece gündüz çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha çok iş alanı yapacağız. Terörü ülke gündeminde en aşağı sıralara indireceğiz. Daha fazla ekonomi, daha fazla iş, daha fazla aş ve ülkemizin her köşesinde insanlarımızın mutlu olması için, emniyet içerisinde yaşaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Değerli dostlar, şimdi tabii bildiğiniz gibi bir anayasa değişikliğimiz var. Anayasa değişikliğinin amacı, siz sivil toplum örgütlerisiniz, biliyorsunuz ama benimki belki bir tekrar olacak. Belki de biraz bugünlerde kafa karıştırıcı çok şeyler yazılıyor, söyleniyor. Biz daha topa girmedik. Biraz söylenenler söylensin. Herkes eteğindeki taşı döksün.
kafasındaki bütün soruları, düşünceleri ortaya koysun. Biz de çıkıp hangisinin doğru, hangisinin doğru olmadığını anlatacağız. Ama bugün Sayın Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı bir mülakatta diyor ki, dayatmayla anayasa olmaz. Hayyâlesselâm. Ya bu meclisi yok saymaktır arkadaşlar. Bu meclis anayasada, mecliste görüşüldü bu anayasa. 20 Aralık'ta başladık, 20 Ocağı kadar komisyonda, genel kurulda biz bu anayasayı bir ay boyunca gece gündüz görüştük. Kendisi de oradaydı. Yani millet iradesinin temsili neredir? Meclistir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye meclisin duvarında yazıyor. Milletin temsilcileri de orada. Bütün bunlar ortadayken bu anayasa değişikliği dayatmadır demek, siyaseti, milli iradeyi inkar etmek demektir. Talihsiz bir beyanattır. Biz aslında mecliste anayasa falan yapmadık. Biz yapılacak anayasa değişikliğini millete götürecek altyapıyı hazırladık. Millet bizi seçmiş, meclise göndermiş. Benim ihtiyaçlarım neyse bunu halledin diyor. Her seçim öncesi yollara düşmüşüz. Bütün partiler, efendim anayasa değişmesi lazım. Darbe anayasasının yerine Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak anayasa gelmesi lazım. Bunu herkes söylüyor. Söylüyoruz, hepimiz söyledik. Hadi buyurun gelin hep beraber yapalım. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na şunu söyledim. Daha bu yola çıkmadan. Tamam, siz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşısınız. Parlamenter sisteme tarafsınız. Bunu da biliyoruz. Ama yine çözüm var. Siz teklifinizi getirin. Biz de teklifimizi getirelim. Birlikte oylayalım. Millete götürelim. Millet hangisine karar veriyorsa o olsun. Buna da yanaşmadılar. Ne yapacağız? Söyleyin. Hadi gel kardeşim. Sen bizimkini kabul etmiyorsan kendininkini getir. İkisini de millete götürelim. Kararı işin sahibi versin. Millet versin. Buna yanaşmayacaksın. Bizim getirdiğimiz teklife hayır diyeceksin. Olur. Ona da itirazımız yok. Ama demokrasiyi sindireceksin kardeşim. Öyle dayatmaydı, bilmem neydi. Meclis iradesini yok saymak, günü gelir millet de sizi yok sayar. Milletin iradesini yok saymanın sonu budur. Onun için bu talihsiz beyanatı bir an önce düzeltmesi yerinde olur diye düşünüyorum. Değerli dostlar, şimdi biz ne getirdik? Ne bu değişiklik ne? Şimdi bu değişikliğin ne olduğunu anlamak için 2007 yılına gidelim. 2007 yılında bir elektronik muhtıra oldu. Durup dururken efendim işte memlekette işler kötü gidiyor, iltica hotladı, şu oldu, bu oldu, bilmem ne oldu. Yani 28 Şubat benzeri bir ayar verme girişimi oldu. Biz de çıktık, dedik ki bu iadeli, taahhütlü bir mektuptur. Geri gönderdik. Ülkede milletin seçtiği hükümet iş başındadır. Meclis görevinin başındadır. Herkes işini yapsın dedik. İşler düzeldi. Ama zamanlaması önemliydi. Tam Cumhurbaşkanı seçilecek. Bunun öncesinde böyle bir girişim.
Şimdi buna şaşmamak lazım. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan tek parti dönemini saymıyorum. 1950 Demokrat Parti iktidarından itibaren tek parti döneminin siyasetçileri bu değişimi bir türlü zihinlerinde kabul etmedi. Ve 10 yıl sonunda da Demokrat Parti'yi alaşağı ettiler. Başbakanı, bakanlarını idam ettiler. Ve o günden bugüne Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri hep problem olmuş. Ne kadar güçlü olursanız olun siyaseten, sizin Cumhurbaşkanı seçme ehliyetiniz yok anlamında doğrudan değil. Yine siyaseti kullanarak seçtirmemeye çalıştılar veya istedikleri bir kişiyi seçtirdiler. Bakın 79 senesinde 119 tur yapılmış, Cumhurbaşkanı seçilemiyor. Sonunda bir asker emeklisinde ülke cumhurbaşkansız kalmasın diye seçildi. Faruk Korutürk'ten sonraki süreçte seçilemedi. Bunu da bahane edip darbeciler 12 Eylül darbesini gerçekleştirdi. Bütün cumhurbaşkanlığı seçimlerinde böyle bir senaryo var, böyle bir hikaye var. Bu aynı şeyi 2007 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yapmaya çalıştılar. Bu sefer vesayetçiler ana muhalefet partisini kullandılar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kullandılar. Nasıl kullandılar? 367 icadıyla kullandılar. Cumhuriyet tarihinde hiçbir dönemde olmamış bir hukuk garabeti icat ederek Cumhurbaşkanını AK Parti seçemez. Niye? 363 milletvekili var, Cumhurbaşkanı seçemiyoruz. Halbuki 276 milletvekili olsa seçiyorsun. Hatta daha da son turlarda, değil mi? Yani ilk üçte bu gerekiyor. Sonra en fazla. Buna rağmen böyle bir hukuk garabetini önümüze koydular. Biz de dedik ki kavga edecek halimiz yok. Biz milleti temsil ediyoruz. Bize yakışmaz. Emaneti millete tekrar götürelim. Sorunu millet çöz. Ve hatırlayın, referandum yaptık. O tarihten itibaren alınan anayasa değişikliği kararı referandumda kabul gördü. Kabul gören karar neydi? Bundan böyle artık Cumhurbaşkanlığı vekillere bırakmıyorum. Ben seçeceğim. Nasıl vekilleri ben seçiyorsam Cumhurbaşkanı da ben seçeceğim dedi. Millet sandıkta olur verdi. Bugün yaptığımız işte bu değişiklikte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz bu değişiklikte o gün yapılan işin eksik kalan kısmıdır. O günkü şartlar o kadarına imkan veriyordu. Bugün onun devamı olan eksikliği tamamlıyoruz. Eğer bunu yapmasak ne olacak? Çift başlılık devam edecek. Bir yandan güçlü parlamenter sistem var, bir yandan halkın doğrudan seçtiği cumhurbaşkanı. Olmaz. Bir koltukta iki kaptan olmaz. Kaptanın tek olması lazım. Kişiler gelip geçici. Önemli olan memleket. Koltuk sevdasında olsak biz bu değişikliğin peşinde olmayız. Ama biz milletin sevdalısıyız. Milletin geleceği bizim için önemli. Kişilerin ikbaliyle bu ülkenin geleceği asla bir tutulamaz. Onun için bu yaptığımız değişiklik iradeyi, yetkiyi,
sorumluluğu milletin doğrudan ülkeyi yönetecek olanlara vermesidir. Seçim olacak. İki tane zarf. Birisinde Cumhurbaşkanı, birinde de milletvekilleri. Aynı anda atıyorsunuz. Sonuçta ortaya memleketi 5 yıllığına yönetecek Cumhurbaşkanı'nı seçmiş oluyorsunuz. Burada da o yasaları yapacak, hükümeti denetleyecek meclisi seçmiş oluyorsunuz. İkisini de aynı anda seçiyorsunuz. Yani hükümete doğrudan seçiyorsunuz, doğrudan güven oyu veriyorsunuz. Vekillerin seçip, vekiller sonra aranızda anlaşın, hükümet kurun demiyorsunuz. İşi vekillere bırakmadan kendiniz hallediyorsunuz. Yaptığımız bu. Bunun neresi yanlış? Ya vatandaşa işi yaptırmak yanlış mı? Asil varken veklin hükmü olur mu? Aslına yaptırıyorsun. Asil gelince vekil geçersiz olur. Vatandaş seçecek, Cumhurbaşkanı'na diyecek ki sen hükümet kur. Bakanlarını tayin et. Bu kadar söz verdin, bu kadar hizmetler vaat ettin. Memleketteki işleri 5 yıllığına hallet. Meclise de diyecek ki sana da yetki verdim. Bu hükümetin ihtiyacı olan, memleketin ihtiyacı olan kanunları çıkar. Ama bunların da arkasını boş bırakma. Takip et. Benim adıma takip et. Bakalım işleri düzgün yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Yasalara uygun çalışıyorlar mı, çalışmıyorlar mı? Denetle. Sistemi vatandaş inşa ediyor, teslim ediyor. Ne kadar? 2 sandık arasında. O ne kadar? 5 yıl. Efendim işte diktatörlük geliyor. Efendim babadan oğula devredecek saltanat devri geliyor. Neler neler. Kıyamet kopuyor. 2 sandık arasında yetkiyi alıyorsun. İyi yapıyorsan bir daha devam ediyorsun. 3. yok. Ne kadar iyi yaparsan yap. Yok kardeşim. Yeter. 2 dönem tamam. Yeni yüzler gelsin. Yeniler gelsin. Yeni liderler, yeni ekipler yetiştirelim. İnsanlar fani. Ama ahiret baki dediğimiz gibi memleketin hizmetleri bakidir. Devam etmesi lazım. Hadi bunu anladık diyorlar. Bu Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı'na hiç kimse bir şey diyemiyor. İstediği gibi yetkiler kullanıyor. İstediği gibi kanunlar çıkarıyor. Alıkıran baş yaran vatandaş tabiriyle. Öyle mi? Bir bakalım. Şimdi mevcut sisteme bakın. Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı halk seçiyor. Sorumsuz. Hiç sorumluluğu yok. İstediğini yapar ama hiçbir sorumluluğu yok. Tek istisnası var. Vatana ihanetten yargılanabilir. Vatana ihanet diye de bir suç yok. Tanımlanmış vatana ihanet suçu da yok. Dolayısıyla o da çalışmıyor fiilen. Peki nasıl yargılanır? Diyelim ki bir suç uydurdun. Hani şimdi Sisi'ye uydurdular ya filandan görüştün. Katar'la görüştün, ne görüştün? Vatana ihanet diye yargılıyorlar. Mursi, Sisi değil, neyse Sisi o biri. Diktatör. Diyelim ki bir suç uydurdular. O suçtan yargılanmasının yolu da meclisteki üye sayısının 1/4 yani %75'i evet diyecek. O zaman yargılanabilecek Yüce Divan'da. Peki biz ne getiriyoruz? Burayı çok iyi dikkat edin değerli konuklar.
Bizim getirdiğimiz değişiklikte ne var? Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu kalkıyor. Madde bir. Yaptığı her türlü işten sorumlu. Herhangi bir suçla suçlanabiliyor. Böyle vatanı ihanet değil. Her suç. Her suçla suçlanabiliyor. Yargılanmasının yolu açılıyor. Sadece Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı da, bakanı da, hepsi. Peki yargılama nasıl oluyor? Birinci sistemde 4/3'tü. Yeni değişiklikte daha az milletvekilinin oluruyla yargılama yapılıyor. Hem suç sayısı artıyor, hem de yargılama için gerekli oy sayısı azalıyor. Yani 3/2, %66. %75 mi daha büyük, %66 mı? Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı'nı daha çok koruyor. Suçlanamadığı halde çok koruyor. Şimdi suçlandığı halde daha az koruyor. Neresi bu Cumhurbaşkanı'nın sınırsız yetkisi, sıfır sorumluluğu, diktatörlük? Bunlar hepsi çaresizliktir. Yani söyleyecek doğru şeyler, itirazlar bulamayınca doğru olmayan şeylere sarılmaktan başka bir şey değildir. Bunları söylemeyin. Artık internet devrindeyiz, iletişim devrindeyiz. Şimdi çocuklar bile neyin doğru, neyin yanlış olduğunu dakikasında öğreniyorlar. Koca koca parti başkanları çıkıp gerçekleri saptırmaya çalışması toplumda bir itibar kaybına da sebep oluyor. Her şeyi doğru söyleyelim. Abartmayalım. Kendi lehimize ayrı ayrı senaryolar üretmeyelim. Her şeyi topluma doğru söyleyelim. Millet de herkesi dinlesin, kararını versin. Şimdi bakın, bu hükümet, 65. hükümet, başbakanlığını yapıyorum. Normal şartlarda Türkiye'de güçlü iktidarlar olsaydı 2023, şimdi kaçtayız? 2017. Bugüne kadar gelecek hükümet sayısı 65 tane olmayacak. Daha az olacak. Nereden biliyoruz? 2017'den 1923'ü çıkar, 4'e böl. Selçuk Bey, ne çıkıyor? Efendim? 14. Hayır, ortalama ömrü 14 ay. Yani şu hesabı da yapabilirsiniz. Herkesin elinde makine var. 2017 eksi 1923 bölü 4, 24 hükümet. Şimdi kaçtayız? 65 hükümet. Normalde 65. hükümetin kurulacağı yıl ne zaman olacaktı biliyor musunuz? Ha, seçim sayısından onu anlıyorsunuz zaten. Kurulacak olan hükümet ne zaman olacak? 2183 yılında. Yani biz 2183'te olmayacaktık ama Türkiye'nin hükümeti, 65. hükümeti normal şartlarda 2183 yılında olacak. Buradan neyi anlatmaya çalışıyorum? Amerika 228 yıl olmuş sistemi kuralı. 45. başkan geliyor. Bölüyorsun 228'de, hiçbir gün sapma yok. Biz de bunu yapıyoruz. Bizim yaptığımız bu. Millet hababam 4 yıllığına seçiyor, 5 yıllığına seçiyor. Hop, 14 ay sonra, 15 ay sonra seçim var. Ya millet, sizinle mi uğraşacağım diye kardeşim. Seçtik, kulağımız rahat. 5 yıl sonra gelin. Yok, olmadı. Anlaşamadık, kavga ettik. Hükümet kuramadık. Hükümet kurduk, birbirimizin ayağına çelme taktık. İşler yürümedi, anlaşamadık. Tekrar sandık. Zaman kaybı, para kaybı, moral, ekonomide, her şeyde durgunluk. 14 ay, 15 aylık bir hükümet ne yapar bir ülkede?
gelir, seçilir, tebrikleri kabul eder. Gelen giden 6 ay. Hayırlı olsun, tebrik ederiz. Ondan sonra ya biz hele işlere de bir bakalım der. Bu sefer müsteşarlar, bürokratlar falan briefing verirler bakanlara. 2 ay, 3 ayda o sürer. Ne var ne yok memlekette, hangi işler var. Onlar da yaptın ya geldi 9 ay. Geriye kaldı 5 ay. Artık gideceğiz, hazırlıklarımızı yapalım. Vedalaşma faslı başlar. Milletin hizmeti bir başka bahara. Bir başka seçime. Yazıktır, günahtır. Bu memlekete, bu millete bu yapılmaz. Ha onu, biz bunu deyince ya siz işte 15 senedir hizmet şeydesiniz, iktidardasınız. Niye yapmadınız? Gözünüze dizinize dursun. 20 bin kilometre yolu siz görmüyorsunuz ama bu millet görüyor. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde. Hadi geri aldım, gözünüze dizinize durmasın. O kadar da demiyorum ama görün. Bugün diyor ki siz iktidardasınız diyor. Niye şikayet ediyorsunuz? Bu işler niye olmuyor? Oldu da senin haberin yok. SSK'da kuyruk yok. Çünkü başında Kemal Kılıçdaroğlu yok. AK Parti var. İlaç kuyruğu yok, muayene kuyruğu yok. Hastanelerde hizmet var. Yollar kaymak gibi. Basıyorsun gidiyorsun. İzmit'i 1,5 saatte dolanmıyorsun, 6 dakikada geçiyorsun. Yenikapı'dan tünele giriyorsun, Göztepe'ye 3 dakikada çıkıyorsun. Denizin 106 metre derininden göremez. Çünkü bakınca bir şey gözükmüyor. Geçince gözüküyor, hayatta da geçmez Kılıçdaroğlu. Biz yaptığımız için. Geç be kardeşim ya. Ne kaybedersin? Konfor var, rahatlık var, hizmet var. Sen de geç. Ama tabii orada da kaza riski olur. Onun için fazla üstelemeyelim. Değerli arkadaşlar, AK Parti ile güçlü iktidar olması vatandaşın, milletin hizmetlerinin eksiksiz yerine gelmesi iyi bir şey. Ama bunun partilere şamil olmasının önüne geçecek adımlar atmamız lazım. Yani sistemi arızalarının giderilmesi esastır. Tamam iyi bir konjonktür var ama bu ilahi nahiye gidecek diye bir şey yok. AK Parti'nin de bir iktidar ömrü vardır. Mutlaka değişimin önünde kimse duramaz. Zaten bu sistemde sınır getiriyor. Diyor ki 2 dönem kardeşim. Ondan sonra yenisi gelsin. Sen başarılı olsan bile yenileri yetişsin, yenileri hizmete gelsin. Bu değişikliğin daha birçok şey söyleniyor da ben şunu anlayamıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Ana Muhalefet Partisi buna hayır dedi de yargı bağımsız yerine tarafsız da olsun diyoruz. Her gün tarafsız olsun diyorsunuz. Niye karşı çıkıyorsunuz? 18 yaş gençlerimiz hem seçsin hem seçilsin diyoruz. Niye karşı çıkıyorsunuz? Bunları halka izah etmeleri lazım. Askeri yüksek yargıyı kaldıralım. Yargıda çift başlılık olmasın. Asker ayrıcalığı, sivil ayrıcalığı olmasın. Yargıda birlik olsun. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Asgari Yargıtay kalsın. Bunun nesine karşı çıkıyorsunuz? Sıkı yönetim, Türkiye'nin anayasasından kalksın, gündeminden de kalksın. Bu çağ dışı bir şey diyoruz. Bunun neyine karşı çıkıyorsunuz? Bütün bu sorulara milletin önünde cevap vermek mecburiyetindeler. Milletin beklentisine, milletin isteklerine karşı durulmaz.
durduğunuz zaman milletin önüne sandık geldiğinde gereken cevabı verir. Değerli dostlar, tabii bu konu biraz geniş, uzun, asıl konumuz değil. Biz kendi mevzumuza gelelim. Ama siz sivil toplum örgütleri olarak tabiatıyla bu konular çok önünüze gelecek. Sizin platformunuzda konuşulacak, değerlendirilecek, sizlere de sorular soracak. Sizin de bu soruları en doğru şekilde cevaplandırmanız gerekiyor. Bunun için de bazı açıklamalar yapma ihtiyacı duydum. Evet, şimdi Türkiye her alanda yeni fikirlere, yeni projelere ihtiyacı olan bir ülke. Sivil toplum örgütlerimizin her alanda milletimize öncü olarak yapıcı, ufuk açıcı çalışmalarına ihtiyacımız devam ediyor. Zira sizler Türkiye'nin hem aklı hem de vicdanısınız. Sizin başında olduğunuz örgütleri güçlendirmek, faaliyet alanlarınızı genişletmek için gereken her şeyi yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. AK Parti dönemindeki sivil toplum, kurulan sivil toplum örgütlerinin sayısına baktığımız zaman geçmiş dönemlerin çok ama çok üzerinde. Bu da işte demokraside paylaşım demektir. Her şeyin en iyisini ben bilirim, en iyisini ben yaparım anlayışı artık geçmişte kalmıştır, geride kalmıştır. Devir ortak sorumluluk devridir, ortak akıl devridir. Bütün paydaşların, toplumun bütün temsilcilerinin, hiç kimsenin, tek bir kişinin bile dışlanmadan bu benim ülkem, bu bayrak benim bayrağım, bu millet benim milletim diyebileceği, bu devlet benim devletim diyebileceği bir anlayışı yerleştirmek. Bu da sivil toplum örgütleriyle daha yakın çalışmaktan geçiyor. Sendikalarımızda, derneklerimizde, siyasi partilerle, vakıflarla biz biriz, beraberiz, birlikte Türkiye'yiz. Partimiz bünyesinde sivil toplum iletişim merkezi de kuruyoruz. Sizlerle iletişimimizi güçlendirmek, sorunlara daha hızlı çözümler üretmek için daha büyük adımları bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızın desteklendiği bu tür organizasyonlarla Türkiye'nin hızı artacak, demokrasisi daha da güçlenecek. AK Parti olarak Türkiye'nin ufkunu açacak, milletin geleceğini aydınlatacak her türlü gayretin hep arkasında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Değerli dostlar, bu projelerin Türkiye'ye, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Bütün ödün alan proje sahiplerini bir kez daha tebrik ediyorum. Eminim ki jüri üyeleri bu seçimi yaparken çok zorlandılar. En zor işlerden biri onların yaptığı iştir. Onlara da bu güzel gayretlerinden dolayı huzurlarınızda teşekkür ederim. Düşünmeye ve üretmeye teşvik eden bu organizasyonu gerçekleştirmesinde emeği geçen Genel Başkan Yardımcım Fatih Şahin ve bütün ekibine de bir kez daha teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Anadolu bitmeyen heyecan bizim.
Baharıyla yazıyla. Mazlumun nefesiyiz, tek sevdamız Türkiye, Türkiye. Baharıyla yazıyla. Saygıdeğer jüri üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi... Bilim ve teknoloji kategorisi. Kızlar. Yardımlaşma ve insani yardım kategorisi. Tarım okulu programı. Sahneye davet ediyorum. Kadayıf Ustaları Projesi ile En Özgün Proje kategorisinden ödül almaya hak kazanan Kınalı Eller Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Müzeyyen Korkut Atay'ı hak kazanan Fiziksel Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muhammed Said Köksal'ı tekrar sahneye davet ediyorum. Sayın Köksal'ın Gaziantep'in gençleri Mozaik'le buluşuyor projesi kapsamında Sayın Başbakanımıza hediye takdimleri. Projeleriyle finale kalarak bugün bizlerle birlikte olan tüm sivil toplum kuruluşlarına katılım sertifikaları takdim edilmiştir. Şunu da hatırlatmak istiyorum.